1930'ların ikinci yarısında giderek saldırganlaşan bir Nazi Almanya'sı görüyoruz. 1935'e geldiğimizde ise yeniden silahlanacaklarını açıkça duyuruyorlar. Aslında 1933'te Naziler gücü ellerine aldıkları andan itibaren zaten bunu yapıyorlardı. Bu silahlanma hareketini başlatmışlardı. Bu yüzden bunun asıl önemi birdenbire bir askeri güç oluşturulması değildir. Peki nedir asıl önemli olan? Asıl önemli olan şudur. Artık niyetlerini açıkça belirtebilecek kadar kendilerinden emindiler ve asıl korkutucu olan buydu. Versay Antlaşması'na göre hatırlarsınız, Almanya Silahlı Kuvvetleri 100 bin asker ile sınırlandırılmıştı. Bunun için bu beyanla Versay Antlaşması'nı artık pek de umursamadıklarını gösteriyorlardı. 1936 yılına geldiğimizde başka bir gelişme daha oldu. 1936, Versay Antlaşmasındaki diğer bir madde Almanya'nın Renanya isimli bu sarı bölgeyi işgal etmesini yasaklamıştı. Bu madde aslında Locarno Antlaşmasıyla Almanya tarafından da bir kez daha kabul edilmişti. Fakat 1936'da Hitler tüm bunları yok saydı ve Renanya'yı işgal etti. Tabii Fransa'nın müttefikleri bu durumdan çok da memnun kalmadılar. Özellikle Büyük Britanya Almanya'nın bu tutumundan hiç memnun kalmadı. Ancak yeni bir savaş başlatmaya da lüzum görmediler ve bu yüzden de Almanya'nın üzerine pek yüklenmediler açıkçası. 1938 yılına geldiğimizde ise 1938 Alman saldırganlığı artık had safhaya ulaşmıştı. 1938 Mart'ında Avusturya'daki Naziler askeri bir darbe yaptılar askeri darbe ile Avusturya hükümetini devirip Almanların iki ülkeyi birleştirmesi için gerekli koşulları hazırlamış oldular. Sonuç olarak Almanlar gerçekten de hiç kan dökmeden Avusturya'nın kontrolünü ele geçirmiş oldular. Tabi bunlar olurken Almanya'daki Naziler de halktan büyük destek alıyordu. Avusturya'daki naziler de halktan büyük destek alıyordu. Hatta kendi partileri bile vardı. Avusturya'da da bir Nazi partisi vardı. Zaten yıllardır Avusturya'da Almanya ile birleşmeye dair bir eğilim görülmekteydi. Çünkü bildiğiniz gibi Avusturya'da da Almanca konuşuluyor. Orası da Almanca konuşulan bir ülke ve bazı etnik ve dilsel yakınlıklar ve bağlar var. Ve Mart ayında Avusturya'nın ilhaki yani iki ülkenin birleşmesi gerçekleşti. Mart 1938 Avusturya'nın ilhaki. Hatırlayacağınız gibi bu Versay Antlaşması'nda yasaklanmış hususlardan bir tanesiydi. Kısaca artık Almanlar Versay ve Saint-Germain Antlaşmalarını yok sayıyordu. Saint-Germain Antlaşması da Avusturyalılarla yapılan barış antlaşmasıdır ve o da Versay gibi ağır şartlar içermektedir ve bu sefer Avusturyalılar için. Avusturya ve Almanya'nın birleşmesinin ardından çok geçmemişti tarih. 1938 Eylül'üydü. Hitler ve Nazi Almanya'sı Çekoslovakya'daki Almanca konuşan nüfusu da kendi kontrolleri altına almak istediler. Burada parlak mor renkte gördüğünüz bu alan Almanca konuşan insanların çokça bulunduğu bir bölgeydi ve buraya Südet deniyordu. Tüm bunlar olurken Almanya'ya karşı uygulanan yatıştırma politikasından ödün verilmedi. İtalya özellikle de Fransa ve Büyük Britanya Almanya ile sorun yaşamak istemiyordu. Bu yüzden de 1938 Eylül'ünde Almanya ile Münih Anlaşması'nı yaptılar. Bu anlaşma ile Südet bölgesi Almanya'ya verilirken Çekoslovakya hükümetine hiçbir şey soran olmadı aslında. Doğrusunu söylemek gerekirse Almanlar Çekoslovakya'nın hem nüfus hem de endüstriyel güç olarak çok önemli bir bölümünü ele geçirdiler ve Çekoslovakya hükümetine hiçbir şey danışılmadı. Doğrudan bu bölge Almanlara verilmiş oldu büyük güçler tarafından. Tüm bunlar 1939'da bugün Çek Cumhuriyeti dediğimiz şu alana kadar olan her yerin Alman protektorası olmasına yol açtı. Tarihte buranın adı Bohemya ve Moravya protektası olarak geçer. 1939 yılına kadar sürekli aynı dava devam etti. Nazi Almanya'sı Versay Antlaşması'nın türlü maddelerini yok sayıyor. Silahlanarak Renanya'yı işgal ederek, ardından Avusturya ile birleşerek Almanya birçok kez Versay'ı ihlal ediyor. Bununla da kalmayıp Münih Antlaşmasıyla Çekoslovakya'nın Almanca konuşan kısmını ele geçiriyor ve son olarak da bugün Çek Cumhuriyeti dediğimiz yer olan Bohemya ve Moravya'nın kontrolünü de eline geçirerek antlaşmayı defalarca kez ihlal etmiş oluyordu. Almanların bu saldırganlığına başta Büyük Britanya olmak üzere diğer Avrupalı güçler de göz yumdu. Bu göz yummaya ise yatıştırma politikası dendi. Açıklamama izin verin. Yatıştırma kelime anlamı olarak ne demektir? Bir şeye sinirlenmiş birini salıvermek ve ne istiyorsa yapmasına izin vererek sinirini boşaltmasını sağlamak demektir değil mi? Avrupa'da da tam olarak gördüğümüz şey buydu işte. Geçmişe dönüp baktığımızda onlar da hiçbir şey yapmamışlar, Almanya aldıkça almış, sinirlendikçe sinirlenmiş, güçlendikçe güçlenmiş, e ee sonunda da 2. Dünya Savaşı olmuş demek kolay olabilir. Fakat insanların hala birinci Dünya Savaşı'nın şokunu atlatamadıkları bir dönemden bahsettiğimizi unutmayalım lütfen. İşte bu yüzden kimse yeni bir savaşa girmek istemiyordu. Şimdi geriye bakıldığında Almanya'nın Polonya'ya girmesi engellenebilirmiş gibi duruyor. Fakat o günün şartlarında bu bu kadar da basit değildi açıkça söylemek gerekirse bugün bizim için söylemesi kolay 1939'a geldiğimizde gördüğümüzse Avrupa tarafından kontrol edilemeyen salı verilmiş belki de fazlasıyla salı verilmiş saldırgan bir Almanyaydı tabi bu da 1939 Eylülünde Almanya ile Sovyetlerin Polonya'yı paylaşmalarına yol açtı böylelikle Almanya Polonya'yı işgal etti. Almanya'nın Polonya'yı işgal etmesi tüm bu anlattıklarımdan sonra bardağı taşıran son damla oldu. Bardakta biriken onca su yüzünden üzerine gelen o son damla bardağı taşırdı ve 2. Dünya Savaşı başladı.